Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Süleyman Bahçe. Gercüş Gönüllü Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezimizce hazırlanan ders çekim videoları ile karşınızdayım. Bugün sizlere 5. sınıf matematik dersi 2. ünitesinde yer alan kesirler konusunu anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Evet, bu videomuz iki bölümden oluşacak arkadaşlar. Kesirler ve kesirlerle işlemler olmak üzere. Dilerseniz başlıyoruz. Öncelikle birim kesirlerden başlayalım. Bunun için öncesinde size bir pasta paylaşımından söz etmek istiyorum. 7 kişiden oluşan bir grup arkadaş doğum günü kutlaması için 2 eş pasta almıştır. Pastalardan biri 4'e, diğeri 3'e bölünerek toplam 7 dilim pasta elde ediliyor ve herkes bir dilim pasta yiyor. Acaba herkes eşit miktarda pasta yemiş midir? Siz olsaydınız pastaları nasıl dilimlerdiniz? Arkadaşlar pastaların büyüklüğü aynı olduğu için 4 dilime böldüğümüz zaman oluşan dilimle 3 dilime böldüğümüz zaman oluşan dilimlerin arasındaki büyüklükler farklıdır. Yani 3 kişi daha büyük pasta yemiştir. Burada birim kesirin ne demek olduğuna size bahsetmek istiyorum. Birim kesir bir bütünün eş parçalarından birini gösteren kesir olarak bilinir. Diğer bir deyişle birim kesirlerde şöyle bir tanımdan bahsediliyor. Payı 1 olan kesre birim kesir denir arkadaşlar. Hazırsak devam edelim. Aşağıda eş parçalara ayrılmış modellerde boyalı bölgelerin temsil ettiği kesirleri yazalım. Gördüğünüz gibi kareyi 4 parçaya ayırmış ve bir parçasını boyamış. O zaman buna 1 bölü 4 kesir diyebilirim. 2 parçanın biri boyandığı için 1 bölü 2 kesir diyebilirim. 8 parçanın biri boyandığı için 1 bölü 8 kesri diyebilirim. Baktığınız zaman hepsi aynı bütünün farklı parçaları ve hepsinden birim kesir olarak söz edebiliriz. Birlikte yapalım kısmımızda kesirlerin sayı doğrusuna gösterilmesi var. Öncelikle 1 bölü 4 kesirini sayı doğrumuzda gösterelim. Sayı doğrusunu 0 ile 1 arasında alıp 1 bölü 4 olduğu için kaç parçaya bölmüş arkadaşlar? 4 parçaya bölmüş. Ben de 4 parçaya böldüm ve birinci parçayı 1 bölü 4 olarak gösterdim. Aynı şekilde aynı büyüklükte bir sayı doğrusundan 0 ile 1 arasını 2 parçaya böldüğümüz zaman burası bize 1 bölü 2 kesrini gösterir. Aynı şekilde devam edelim. 1 bölü 7 kesrinde 0 ile 1 arasını 7 parçaya böldüğümüzde arkadaşlar 1 bölü 7'nin karşılığı olan nokta burasıdır diyoruz. Aşağıda parçalarda modellenen kesirlerin kaç tane birim kesirin oluştuğunu örnekteki gibi yazalım. Örneği inceliyoruz arkadaşlar. 3 bölü 4 kesri 3 tane 1 bölü 4 kesirinden oluşmuştur. 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4. Aynı şekilde biz de hızlıca yapmaya çalışalım. Altıgeni kaç parçaya ayırmış? 6. Kaçını taramış? 3 parçasını taramış. Bu kesri 3 bölü 6 diyebiliyoruz. Örnekteki şekilde yazacak olursak 3 bölü 6 kesri 3 tane 1 bölü 6 kesrinden oluşur diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. 5 parçaya ayırmış ve 4 parçasını taramış. 4 bölü 5, 8 parçaya ayırmış, 4'ünü taramış. 4 bölü 8 ve 3 parçanın ikisi taranmış. 3 bölü 2. Sayı doğrusuna gösterilen kesirleri bulmamızı istiyor. 0 ile 1 arasının iki parçaya ayrıldığını görüyorum arkadaşlar. Burası 1 bölü 2'dir. Aynı şekilde 0 ile 1 arasının 5 parçaya ayrıldığını görüyorum. 1 bölü 5'tir. Aynı şekilde 6 parçaya ayrıldığını görüyorum. Birinci noktası 1 bölü 6'dır şeklinde birim kesirleri sayı doğrusunda sizler de gösterebilirsiniz. Son olarak şunu yapmak istiyorum. 7 parçaya ayrılmış ve birinci noktası olduğu için 1 bölü 7 birim kesirini ifade eder. Aşağıdaki soruda ise bizden verdiği birim kesirleri sayı doğrusunda göstermemizi istemiş. 1 bölü 3 örneğini ben yapayım. Diğerleri sizin olsun. 0 ile 1 arasında kaç parçaya ayırmam gerekiyor? 3 parçaya ayırmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi birinci bölgedeki noktaya 1 bölü 3 birim kesirini ifade eder diyebiliyorum. Sizler de aynı şekilde defterinizde örneklerin devamını yapabilirsiniz. Evet, birlikte yapalım kısmıyla devam ediyoruz. Eşit parçalara ayrılmış sayı doğrularında oklarla gösterilen kesirleri ifade ederek küçükten büyüğe doğru sıralamamızı istiyor. Arkadaşlar A sayı doğrusundaki kesrimiz kaça eşit? 8 parçaya bölmüş ve birim kesir olarak birinci bölgeden 1 bölü 8 olarak yazabiliyorum. B sayı doğrum kaça gösteriyor? 1 bölü 3. Aynı şekilde C sayı doğrum kaça gösteriyor arkadaşlar? 1 bölü 12. Son olarak C sayı doğrum da 1 bölü 5 kesrini gösteriyor. Bunlardan sıfıra hangisi daha yakın arkadaşlar? C yani 1 bölü 12. O zaman ben en küçük 1 bölü 12 diyebilirim. 1 bölü 12 küçüktür. 1 bölü 8'den 1 bölü 8 küçüktür. 1 bölü 5'ten 1 bölü 5 küçüktür. 1 bölü 3'ten şeklinde
sıralamamı yapabilirim. Bizden modelleri, verilen kesirleri yazıp karşılaştırmamızı istiyor. Arkadaşlar A'dan başlıyoruz. Bu kesir 1 bölü 4 kesirdir. Neden? Çünkü 4 parçaya ayırmış ve birini taramış. Aynı şekilde 1 bölü 3 ifade eder. Hangisi daha küçük? Zaten taranan alanlara bile baktığımız zaman 1 bölü 4'ün 1 bölü 3'ten daha küçük olduğunu görebiliyorum. Aynı şekilde bu kesirimiz ne ifade ediyor? 1 bölü 6, 1 bölü 2. Hangisi daha küçük arkadaşlar? 1 bölü 6'nın taranan kısmı daha az olduğu için daha küçüktür diyebiliyorum. Verilen birim kesirlerin arasına küçüktür veya büyüktür sembollerinden uygun olanı yazmamızı istemiş. O zaman öğrendiklerimizden hareketle 1 bölü 4 mü sayı doğrusunda 0'a daha yakındır 1 bölü 7 mi? Tabii ki 1 bölü 7. O zaman 1 bölü 4 büyüktür 1 bölü 7 diyoruz. 1 bölü 3 o da büyüktür 1 bölü 8'den. Peki 1 bölü 9 o 1 bölü 6'dan küçüktür. Çünkü 1 bölü 9 sayı doğrusuna daha yakın. Aynı şekilde 1 bölü 12 1 bölü 10'dan küçüktür diyebiliriz. Son olarak kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayalım. En küçük kesrin 1 bölü 11 olduğunu sizler de umuyorum bana söylüyorsunuz şu an ekran başından. 1 bölü 11 küçüktür. 1 bölü 7 o da küçüktür. 1 bölü 5 şeklinde sıralamamı yapabiliyorum. Evet şimdi sıra sizde. Bu örneklerden birer tanesini ben yapacağım. Kalanları sizler defterinizde yazarak yapmaya çalışacaksınız. Kesirleri sayı doğrusunda göstermek. Birinci soru. 1 bölü 5 zaten çok yaptık. B şıkkını ben yapmak istiyorum. 1 bölü 5'i ben yapıyorum. 0 ile 1 arasını kaç parçaya ayıracağım arkadaşlar? Evet doğru söylüyorsunuz. 5 parçaya. 4, 5. Şu nokta ne ifade eder? 1 bölü 5 kesirini. Diğerlerini siz defterinize yapabilirsiniz. İkinci soruda modellenen bölgelerin temsil ettiği kesirleri sormuş. Ben A'yı yapmak istiyorum. A'yı 8 bölgeye ayırmış ve birini taramış. 1 bölü 8 birim kesirini ifade eder. Üçüncü soruda karşılaştırmaların arasında doğru yanlış ifadelerini yazmamızı istiyor. Ben şunu yapmak istiyorum. 1 bölü 12 büyüktür 1 bölü 22. Hangisi sayı doğrusunda 0'a daha yakın arkadaşlar? 1 bölü 22. O zaman 1 bölü 12 daha büyüktür diyorum. Yani doğru. Dördüncü soruda ise sayı doğrusunda gösterilen harflere karşılık gelen kesirleri istemiş. B'ye bakıyorum. Kaç parça ayrılmış? 0 ile 1 arası 3 parçaya. Bu bölgenin bana ifade ettiği kesir 1 bölü 3 kesirdir diyorum. Diğerlerini sizler defterinizde yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Evet. Bileşik ve tam sayılı kesirlere geldik. Öncelikle sizden bir yemek siparişi hakkında düşünmenizi istiyorum. Lokantalarda garsonlar siparişleri unutmamak için kağıda not eder ve aldıkları siparişleri siparişi hazırlayan aşçıya iletirler. Ancak bazen masada aldıkları siparişleri farklı biçimlerde de iletebiliyorlar. Örneğin garson bir masada oturan 5 kişiden her birinin istediği 3 çeyrek ekmek arası köfteyi toplam 3 tam 3 çeyrek ekmek arası köfte şeklinde aşçıya iletmiştir. Sizce usta iletilen bu sipariş istenilen siparişle aynı mıdır? Siz yarım ekmek döner yemek istiyorsunuz. Ancak masaya gelen toplu 3 bütün ekmek. Sizin istediğiniz şey bu mu? Bence değil. Burada birlikte yapalım kısmımızla devam edelim. 5 kişilik bir ailenin tüm fertleri kahvaltıda yarımşar ekmek yemiştir. Kahvaltıda yenen toplam ekmek miktarını bulalım. Arkadaşlar 5 kişi, 1. kişi, 2. kişi, 3. kişi, 4. kişi ve 5. kişi. Bunların hepsi ne kadar ekmek yiyor? Yarım ekmek. Yani ben buna 1 bölü 2 ekmek diyebilirim. 1 bölü 2 ekmek diyebilirim. Aynı şekilde hepsine 1 bölü 2 ekmek yemiş diye yazdığım zaman ben 2 yarım ekmeğin 1 ekmek yaptığını biliyorum değil mi arkadaşlar? Yine aynı şekilde 2 yarım 1 ekmek. Burada 1 bölü 2 ekmek. Toplamda bu ailenin fertleri 2 tam ekmek artı yarım ekmek yemiştir. 2 artı 1 bölü 2'yi de 2 tam 1 bölü 2 şeklinde ifade edebiliyorum arkadaşlar. Yenen toplam miktarı budur. Şuradaki uyarıya bakalım. 2 yarım 1 tam yapar. Buna hakim olmamız gerekiyor. Ve 1 bütünden fazla olan kesirler tam sayılı kesirlerle gösterilir. Toplam yenen ekmek miktarını tam sayılı kesirle ifade ettik. Aynı şekilde bu tam sayılı kesirin bileşik kesire çevrilmesi için farklı bir yöntemden bahsedelim. Arkadaşlar 3 tam 1 bölü 5 kesrini bileşik kesire çevirirken yöntemimiz şu. Tam kısımla paydayı çarpıyorum. 3 çarpı 5 artı payı ekliyorum bölü kaç parçaya bölündü. Yani 3 kere 5 15 artı 1'den 16 bölü 5 şeklinde bu ifademiz bileşik kesire dönüştürülmüş olur. Bilgi kutusunda da zaten bizde bundan bahsediyor. Tam sayılı kesir bileşik kesire çevrilirken tam sayı ile payda çarpılır. Çarpım pay ile toplanır ve paya yazılır. Payda değişmediğinden aynen yazılır. Şimdi 5 bölü 2 kesrini tam sayılı kesire dönüştürelim arkadaşlar. Nasıl dönüştürüyoruz? Yöntemimiz oldukça basit.
basit. 5 bölü 2 dediğimiz olay zaten 5'in 2'ye bölümü değil midir? Evet. 5'i 2'ye bölelim. 2 defa var. 2 kere 2, 4. 5'ten 4 çıktı 1. Burası 2 tam. Kaça böldük? 2'ye böldük. Kalanım 1. Aynı şekilde sizler de 9 bölü 4 kesirini tam sayılı kesre dönüştürebilirsiniz. Evet. Bilgi kutumuzda da bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürmek için payın payda bölündüğünden bahsediyor. Bilgi kutusunu not olarak alabilirsiniz. Birlikte yapalım kısmında bir sorumuz. Duru bir ayda 4 litre süt içerken Doruk 13 bölü 2 litre süt içmiştir. Bir ayda kimin daha fazla süt içtiğini bulalım. Arkadaşlar Duru ne kadar içmiş? 4 litre. Doruk ne kadar içmiş? 13 bölü 2. Benim ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Tam sayıyla karşılaştırma yapmak için bunu tam sayılı kesre çevirmem gerekiyor. 13'ü 2'ye bölersem 6 kere var. 6 kere 2. 12 çıkardım 1. Yani 6 tam 1 bölü 2 litre süt içmiştir. 6 tam 4'ten daha büyük. Aslında Doruk'un içtiği süt ne diyebiliriz? 6,5 litre süt içmiştir diyebiliriz. Kim daha fazla süt içmiş? Doruk daha fazla süt içmiş diyebiliriz. Bilgi kutusunda da doğal sayılar paydası 1 olan kesir olarak ifade edilir demiş. Yani az önce Duru'yla Doruk'un sorusunda karşılaştığımız nokta buydu. 4 litre süt içmişti Duru. Bunu da 4 bölü 1 şeklinde ifade edebiliriz. Evet arkadaşlar, bilgi kutumuzda da doğal sayılar paydası 1 olan kesir olarak ifade edilir ibaresi bulunmakta. Yani bir önceki soruda Duru'nun içtiği süt miktarı 4 litreydi. Bunu aynı zamanda 4 bölü 1 şeklinde ifade edebilirim. Sıra sizde bölümünde de bunları defterinizde uygulama olarak yapabilirsiniz. Ben birer tanesini yapmak istiyorum. Birinci soruda tam sayılı kesirlerin bileşik kese çevrilmesi. Biz kolay yoldan yöntemimizi öğrenmiştik. 5 şıkkını yapmak istiyorum. Nasıl yapıyoruz? Paydayla tam sayı çarpıyoruz. 2 kere 5 10. Payda topluyorum. 2 kere 5 eşittir 10. 10 artı 1 eşittir 11. Ne oldu? 11 bölü 2 olarak bulundu. İkinci soruda bileşik kesirleri tam sayılı kese çevirmemizi istemiş. Ben C şıkkını yapmak istiyorum sizin için. 37'yi ne yapıyorum arkadaşlar? 6'ya bölüyorum. 37'de 6. 6 kere var. 6 kere 6 36. Kalan 1. Yani 6 tam 1 bölü 6 olarak bulunuyor. Üçüncü soruda da büyüktür küçüktür sembollerinden uygulananı yazmamızı istemiş. Ancak bir tam sayı bir de bileşik kesir var. Ne yaparsak daha kolay buluruz? Bileşik kesri tam sayılı kesri çevirirsek. Ben A şıkkını sizin için yapmak istiyorum. 17'yi 4'e bölelim. Kaç defa var? 4 kere. 4 kere 4 16. Kalan 1. Yani 4 tam 1 bölü 4 nedir? Büyüktür 4'ten. Buraya gelmesi gereken ifade büyüktür ifadesi. Evet arkadaşlar, sizin için kesirleri tanıyalım isimli güzel bir oyundan bahsetmek istiyorum. İhtiyacımız olan araç gereçler kağıt, kalem, makas ve 3 adet kutu. Ne yapmamız gerekiyor? Önce şekildeki tabloyu çiziyoruz. Üzerindeki kesirleri yazıyoruz ve 3 kutuya basit kesir, bileşik kesir ve tam sayılı kesir kutusu olduğunu gösteren bir işaret bırakıyoruz. Daha sonra bu kestiğimiz kartları teker teker çekip ilgili kutuya atıyoruz. Mesela 3 bölü 7 kesirini çektiysek hangi kutuya? Basit kesir. 21 bölü 4 kesirini çektiysek hangi kutuya? Bileşik kesir. 2 tam 3 bölü 7 kesirini çektiysek hangi kutuya? Tam sayılı kesir kutusuna atıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde oyunu devam ettiriyoruz. Burada önemli bir soru var. Bir kutudaki kesri diğer kutuya atmak için kesirler üzerinde herhangi bir işlem yapılabilir mi? Yani arkadaşlar 2 tam 3 bölü 7 tam sayılı kesirini ben bileşik kesire çevirirsem bunun atılacağı kutuda değişir değil mi? Bundan bahsediyor. Basit kesirler kutusundan aldığınız bir kesri diğer kutulardan birine atmanız mümkün mü? Basit kesirleri ben tam sayılı kesire veya bileşik kesire çeviremeyeceğim için böyle bir şey mümkün değildir. Evet, denk kesirler ve sıralama konusuna geldik. Bronz madalyadan bahsedelim. 2002 yılında Güney Kore ve Japonya'nın ev sahibi düzenlenen Dünya Kupası'nda futbol takımımız dünya üçüncüsü olarak bizleri gururlandırdı. Tabloda da milli takımın aldığı maç sonuçları var arkadaşlar. Bakalım. Türkiye-Brezilya maçında 2-1 mağlup olmuşuz. Buraya mağlubiyet yazıyorum. Costa Rica ile 1-1 beraberlik. Türkiye-Çin galibiyet. Senegal-Türkiye galibiyet. Yine mağlubiyet ve galibiyet şeklinde kazandığımız, kaybettiğimiz, berabere kaldığımız maçların hepsini işaretledim. Bizden ne istiyor? Kesirlerle karşılaştırmak istersek. Arkadaşlar toplam oynadığımız maç kaç? Galibiyet için düşünelim. Toplam 7 maç oynamışız ve 4 tane galibiyetimiz var. 7 maçta kaç beraberliğimiz var? 1 adet. 7 maçta kaç mağlubiyetimiz var? 2 adet. O zaman 7 maçın 4'ü galibiyet, 1'i beraberlik, 2'si mağlubiyet şeklinde kesir olarak ifade edebilirim değil mi? Takımımız bir maç daha yapıp berabere kalmış olsaydı galibiyet sayısını hangi kesirle ifade ederdiniz? Bir maç daha yapıp berabere kalsaydı ne olurdu arkadaşlar? Beraberlik sayısı 2, maç sayısı 8 olurdu. Aynı şekilde galibiyet için galibiyet değişmiyor 4, ancak maç sayısı 8 olacağı için 4 bölü 8 kesirini anlamı nedir? Oynadığı maçların yarısında galip olmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Aşağıdaki eş parçalara ayrılmış şekillerde boyalı kısımları ifade eden kesirleri yazın ve sıralayın demiş. Birinci şekilde 8 parçanın 7'si taranmış, 8 parçanın 3'ü taranmış ve 8 parçanın 4'ü taranmış. Bu kesirleri bu şekilde ifade edebiliriz. İkinci soruda da kesirleri sayı doğrusuna göstermemizi istemiş. 11 bölü 8, 3 bölü 8 ve 7 bölü 8. Arkadaşlar o zaman ne yapmam gerekiyor? 8 parçaya ayırmam
ayırmam gerekiyor. 0 ile 1 arasını ve aynı şekilde 1 ile 2 arasını 8 parçaya ayırmam gerekiyor. Ve 3 bölü 8 sayıyoruz. 1, 2, 3. 3 bölü 8 buradadır. 7 bölü 8 bu noktada. 11 bölü 8'i bulmak için ben bir tamın 8 bölü 8 olduğunu biliyorum değil mi arkadaşlar? 8 bölü 8, 9 bölü 8, 10 bölü 8 ve 11 bölü 8. Bu noktaya 11 bölü 8 diyebilirim. Notumuza bakalım. Paydaları eşit kesirlerden payı büyük olan kesir daha büyüktür. Bakıyoruz 11 bölü 8'in payı daha büyük olduğu için daha büyük diyebiliriz. Şimdi eşit büyüklükte iki pizza var elimizde. Ahmet bu pizzalardan birini 4 eş parçaya ayırıyor. 2 parçasını yiyor. Mustafa ise 8 eş parçaya ayırdığı pizzanın 4 parçasını yiyor. Bunların yedikleri pizzaları karşılaştıralım. Şimdi arkadaşlar 4 parçanın ikisini yediği zaman yediği miktar şurası değil mi? 8 parçanın 4'ünü yediği zaman yediği miktar burası. Neyi fark ettim? Aslında bu arkadaşların yediği pizza miktarları birbirine eşitmiş. Devam ediyoruz. Bir anne eşit büyüklükte iki tepsi börek yapmıştır. Bu tepsilerden birindeki böreği 10 eş parçaya, diğerindeki böreği 20 eş parçaya bölmüştür. Oğluna 10 parçalık tepsiden 3 parça börek veren annenin kızına 20 parçalık tepsiden kaç parça börek verirse oğluna ve kızına eşit börek vermiş olacağını bulalım diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tepsi çizelim arkadaşlar. Birinci tepsimizi 10 parçaya ayıralım. Modelleyerek göstermek istiyorum sizlere. Buradan kaç parça börek vermiş annesi? 3 parça. Aynı büyüklükte bir tepsi var elimde. Arkadaşlar bu tepsiden normalde yandaki gibi olsaydı şu şekil parçalamam gerekiyordu. 10 parça. Ancak 20 parçaya ayırmam istediği için ben bu 5 parçayı 2'ye bölersem 10, 2'ye bölersem 10. Normalde taralı alan neresiydi arkadaşlar? Şurasıydı değil mi? 20 parçaya bölündüğü zaman kaç parçasının tarandığını gördüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 3'te 10, 6'da 20. Bunların yedikleri börek sayıları bu şekilde eşitlenmiş oldu. O zaman 10 parçanın 3'ü ile 20 parçanın 6'sı birbirine eşittir diyebiliyorum. Modellenen kesirleri inceleyelim hep beraber. Nedir arkadaşlar? Hep beraber söyleyelim. 2 bölü 3, 4 bölü 6, 6 bölü 9. Taranan alanların hepsinin eşit olduğunu gördüm. O zaman ne diyebiliriz arkadaşlar? 2 bölü 3 eşittir, 4 bölü 6 eşittir, 6 bölü 9 diyebiliriz. Bilgi kutumuza ne diyor? Bir bütünün aynı miktarını gösteren kesirlere denk kesir denir. Birbirine denk kesirleri gösterirken de eşittir sembolünü kullanırız. Evet, az önce yaptığımız işlemlerin aslında olayı buydu. Birlikte yapalım kısmında da 2 bölü 5 kesirinin 6 bölü kareye eşit olduğunu söylemiş. Karenin yazması gereken doğal sayı. Arkadaşlar 2 bölü 5 eşittir 6 bölü kare. Paylar ve paydalar arasında bir ilişki var mı diye bakabilirim. 2 ile 6 arasında nasıl bir ilişki var? 3 katı değil mi? 6 2'nin 3 katı. O zaman karede 5'in 3 katı olması gerekiyor. 3 ile 5'i çarparsam kareye 15 diyebilirim. Bilgi kutusunda da kesirin pay ve paydasının aynı sayı ile çarpma işlemini kesri genişletme diyor. Yani 3 bölü 7 kesirinde hem payı hem paydayı 4 ile çarparsam buna genişletme işlemi diyorum. Bize de kesirlere denk olan birer kesir yazalım sorusunu sormuş akabinde. Yani aslında biz bu kesirleri genişletebiliriz. A'nın 7 bölü 10 olduğunu biliyorum. Ben bunu 2 ile genişleteyim. Hem payı hem paydayı 2 ile çarparsam ne olur arkadaşlar? 14 bölü 20 genişletmiş oldum. Aynı şekilde B'yi 13 bölü 9 kaçla çarpalım? Hadi 3 ile çarpalım. 3 çarpı 13 bölü 3 çarpı 9 39 bölü 27. Aynı şekilde C'yi genişletmek istiyorum. Ancak C'de şöyle bir durum var. C tam sayılı kesir. Bunu önce bileşik kesir çevirelim. Nasıl çeviriyoruz? 4 kere 1 4 artı 1 5 bölü 4. Yani benim C kesirim kaçmış? 5 bölü 4. Bunu da 4 ile genişletelim. 4 çarpı 5 bölü 4 çarpı 4 eşittir 20 bölü 16 şeklinde genişletme işlemini yapabiliriz arkadaşlar. 9 bölü 12 eşittir 3 bölü kare olduğuna göre kare yerine yazılması gereken doğal sayı. Arkadaşlar 9 bölü 12 eşittir 3 bölü kare. Az öncekinden farklı olarak bir azalma görüyorum aslında. O zaman yine payla payda arasında bir ilişki var mı? 9 ile 3 arasında nasıl bir ilişki var? 3 9'un 3'e bölünmüş hali değil mi? O zaman ben 12'yi de 3'e bölersem ne olur arkadaşlar? 4. Yani kare yerine 4 yazılır. Bakalım. Bir kesirin en sade hali pay ve paydasının birden başka bölen sayısının olmamasıdır. Aslında biz bu örnekte ne yapmışız arkadaşlar? 9 bölü 12 kesirini hem payı hem payı 3'e bölerek en sade haline getirmişiz. Evet, bilgi kutumuza bakalım. Bir kesirin pay ve paydasını aynı sayıya bölme işlemine kesri sadeleştirme denir. Notlarımızın arasına alalım. Az önce yaptığımız işlemlerde görüldüğü gibi. Birlikte yapalım kısmında ise kesirlerin en sade hallerini bulalım demiş. A kesri 24 bölü 36. Arkadaşlar bunun hem payını
hem paydasını ben 12'ye bölersem ne elde ederim? 24 bölü 12 2, 36 bölü 12 3 kesrini elde ederim. Aynı şekilde B'de 40 bölü 15, 15 ve 40'ın ikisinde bölündüğü bir sayı 5 olarak gözüme çarpıyor. 40 bölü 15 iki tarafı da 5'e bölersem ne olur arkadaşlar? 8 bölü 3. Evet, C şıkkına bakalım. C şıkkında bir tam sayılı kesir var. Tam sayılı kesirleri bileşik kesire çevirerek daha kolay bir şekilde sadeleştirme işlemi yapabiliriz. 16 ile 2'yi çarptım. 32 artı payı ekledim. 4 bölü 16. Yani bu kesir kaçmış arkadaşlar? 36 bölü 16. C şıkkındaki kesirimiz 36 bölü 16 olarak yazıldı. Bunu sadeleştirmek için de iki tarafı 4'e bölersem ne olur arkadaşlar? 9 bölü 4 şeklinde sadeleşir diyebiliriz. Bilgi kutumuzda bir kesirde pay birim kesirlerden kaç tane olduğunu gösterir. Dolayısıyla paydaları eşit olan kesirlerde payı büyük olan kesir daha büyüktür. Dikkat edelim arkadaşlar. Payı büyük olan kesir daha büyüktür. Bakıyorum, hepsinin paydası eşit mi arkadaşlar? Evet, hepsi 15. O zaman payı büyük olan daha büyüktür. Dediğine göre 19 bölü 15 büyüktür. 11 bölü 15 büyüktür. 8 bölü 15 büyüktür. 4 bölü 15 o da büyüktür. 1 bölü 15 şeklinde büyükten küçüğe doğru sıralanmış hali bulundu arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru demiş ama fark etmiyor. 1 bölü 15 küçüktür. 4 bölü 15 şeklinde tersine çevirebiliriz. Evet, devam ediyoruz. İbrahim bir duvarın 7'de 3'ünü, Oğuzhan aynı büyüklükteki duvarın 5'te 3'ünü, İlhan da aynı büyüklükteki başka bir duvarın 8'de 3'ünü boyamıştır. Bu üç kişiden kimin daha fazla duvar boyadığını bulalım. Arkadaşlar burada bir modelleme ile bu işlemi yapmaya çalışalım. 3 tane duvar olsun. Ben neyi biliyorum? Bu duvarların büyüklükleri aynı. Duvarlarımızı çiziyoruz. Bakalım. İbrahim duvarı 7'de 3'ünü. Bu duvarı 7 parçaya ayıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oğuzhan da 5'te 3'ünü. Oğuzhan 5 parçaya ayırıyor. 1, 2, 3, 4, 5 ve İlhan da 8 parçaya ayırıyor. Bölelim. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İbrahim bunlardan 3 tanesini boyadı. Oğuzhan 5'ten 3 tanesini boyadı ve İlhan 8'den 3 tanesini boyadı. Şimdi arkadaşlar hangisinin daha fazla olduğunu gördüm burada ben. Oğuzhan daha fazla boyamış değil mi? O zaman 3 bölü 5, 3 bölü 7 ve 3 bölü 8. Hangisi daha fazla arkadaşlar? 3 bölü 5 büyüktür. Gördüğünüz gibi İbrahim biraz daha fazla boyamış. 3 bölü 7 o da büyüktür. 3 bölü 8 olarak bulunur. Bilgi kutumuza bakalım. Payda bir bütün kaç eşit parçaya ayrıldığını gösterir. Paylar aynı olduğunda daha çok parçaya ayrılan kesirlerde her bir parçanın büyüklüğü diğerlerine göre daha küçüktür. Dolayısıyla payları eşit olan kesirlerden paydası büyük olan kesir daha küçüktür. Buna göre kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Arkadaşlar paylar eşit mi? Evet. O zaman en küçük kesir bunlardan hangisidir? Paydası büyük olan, yani 7 bölü 15 küçüktür, 7 bölü 9 küçüktür, 7 bölü 6 küçüktür, 7 bölü 2. Zaten 7 bölü 6 ve 7 bölü 2'nin de bir bileşik kesir olduğunu fark ettim. O yüzden basit kesirlerden büyük olacağını da düşünmemiz gerekiyor. Yine bilgi kutumuzda kesirler sıralanırken sadeleştirme veya genişletme yapılarak paydaları eşitlenir. Paydalar eşitlendikten sonra payı büyük olan kesir daha büyük. Evet arkadaşlar, paylar ve paydalar eşit değil. O yüzden payda eşitlemesi yapmam gerekiyor sıralama için. Bunu 5 ile genişletirim. Bunu 1 ile, yani sabit kalır. Bunu da 3 ile genişletirsem bu işlemi yapalım. 5 bölü 3 neye eşittir arkadaşlar? 25 bölü 15. Hem payı hem paydayı 5 ile çarptım. 7 bölü 15 sabit. 4 bölü 5 ile 3 ile genişlettiğim zaman 12 bölü 15. Hangisi en küçük arkadaşlar? Bakıyorum, hepsi 15 parçaya bölünmüş. 7 parça alınmış. 12 parça ve 25 parça. O zaman 12 parçanın 7'sini alan daha küçüktür. 12 parça alandan. O da daha küçüktür. 25 parça alandan diyoruz. Evet, sıra sizde. Siz de defterinize bu örnekleri yapıp çözmeye çalışırsanız çok iyi olur. Aşağıdaki kesirlere denk olan ikişer kesir yazalım. Birinci soru. Ben bir tanesini yapayım. 3 bölü 8 kesirini alalım. Denk kesirde ne yapıyorduk? Sadeleştirebiliriz veya genişletebiliriz. Ben genişletmek istiyorum. 2 ile genişletirsem 2 kere 3 6, 2 kere 8 16. Ne oldu arkadaşlar? Denk bir kesir elde ettim. 3 ile genişletirsem ne olur? 3 kere 3 9, 3 kere 8 24 şeklinde siz de devam edebilirsiniz. Tabi burada tam sayılı kesirler var. Bunları bileşik kesire çevirip daha sonra da genişletme işlemi yapabilirsiniz. İkinci soruda kesirlerin en sade haliyle eşleştirme istemiş. Bakıyorum arkadaşlar, A şıkkında 24 bölü 30. Her tarafı 6'ya bölersem 24'ü 6'ya böldüğüm zaman 4, 30'u 6'ya böldüğüm zaman 5. Yani A ile 3'ü eşleştirebilirim. Aynı şekilde siz de diğer örnekleri yapabilirsiniz. Üçüncü soruda eşitliklerin sağlanabilmesi için kare yerine gelmesi gereken sayıları bulmamızı istiyor. 48 bölü 60'ın eşitini 4 bölü kare şeklinde vermiş. 48'den 4'e gelmesi için ne olması gerekiyor arkadaşlar? 12'ye bölünmesi gerekiyor değil mi 48'in? O zaman ben 60'ı da 12'ye bölersem ne bulurum kareyi? 5 olarak bulurum. Diğerlerini de sizler yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, son olarak dördüncü soruda verilen eş parçalara ayrılmış şekilleri denk kesirler belirtecek şekilde boyamamızı istiyor. Önce
öncelikle bu şekli 6 eşit parçaya ayrılmış. Ben bunun bir tanesini boyamak istiyorum. Bunun bana belirttiği kesir 1/6'dır değil mi? Yan taraftaki şekil 12 parçaya ayrılmış. Şu şekilde iki parçasını boyadığım zaman ne oluyor? Aynı büyüklükteki bir parçayı boyamış oluyorum. Yani 2/12. Ne diyebiliriz en son? 1/6 eşittir 2/12 diyebiliriz arkadaşlar. Evet, kesirlerle hesaplamalara geçtik şimdi. Matematik ve sanattan bahsedelim biraz. Ressamlar bir insanın vücudunu çizerken vücudu kesirlere ayırarak çiziyorlar arkadaşlar. Bu işlem çizilen parçaların uyumlu olup olmadığını kontrol etmelerinde ressamlara yardımcı oluyor. Örneğin kafa uzunluğu toplam uzunluğunun 1/8, kol uzunluğu toplam uzunluğun 1/3, bacak uzunluğu toplam uzunluğun 1/4 olarak çiziliyor. Ressamların insanlar çizerken kullandığı yöntemlerden bir tanesi buymuş. Yukarıdaki ölçüye uygun olarak çizilen bir insan vücudunun uzunluğu 40 cm ise kafa, kol ve bacak uzunlukları kaçar cm çizildiğini bulabilir misiniz diyor. Şimdi 40 cm ise bir insanın vücudu, bunun 1/8 kol. Yani 40 cm'nin 1/8 nedir arkadaşlar? 40'ı 8'e bölersem 5. Yani 8 parçanın her biri 5'tir. 1/8 de 5 cm'si ne olacakmış arkadaşlar? Kafa. Aynı şekilde 8'e böldüğüm zaman 5, 1/8'ü ne oluyor? Kol uzunluğu. Ben 1/8'in 5 olduğunu bulmuştum. O zaman 3 tane 1/8, yani 3 tane 5. Kaç santimdir arkadaşlar? 15 santim. Aynı şekilde 1/8 ile bacak uzunluğunu da bulabiliriz. Şimdi birlikte yapalım. Aslı bayramda 500 lirasının 5'te 2'sini yeğenlerine harçlık olarak vermiştir. Buna göre Aslı'nın yeğenlerine kaç lira harçlık verdiğini bulalım. Çözümü modelleme yaparak size bir çözüm göstermek istiyorum. Aslı'nın kaç lirası var arkadaşlar? 500 lirası ve kaç parçaya bölmüş parasını? 5 parçaya. Gördüğünüz gibi Aslı'nın parası 5 parçaya bölündüğü zaman her bir parçaya 100 lira düşer. 5'te 2'sini yeğenlerine verdiği için toplamda 2 parça, yani 100 artı 100'den 200 lira harçlık vermiştir diyebiliriz. Siz de şunu düşünün. Aslı parasının 10'da 3'ünü harçlık olarak verseydi kaç lira daha az harçlık vermiş olurdu? Arkadaşlar 10'da 3'ü harçlık verdiği zaman Aslı'nın parası 500 liraydı. Bu sefer 500'ü 10'a bölmemiz gerekiyor. Her bir parça 50 TL'lik kaç parça olacak? 10 parça. Kaç parçasını veriyor? 3 parçasını. O zaman 3 ile 50'yi çarparsam Aslı 150 TL yeğenlerine harçlık vermek durumunda kalıyor. Kaç lira daha az harçlık vermiş oldu? 200 iken 150 verdiği için 50 lira daha az diyebiliriz. Bilgi kutumuza bakalım. Pay da bir çokluğun kaç eşit parçaya ayrıldığını gösterirken pay bu miktardan kaç parça alındığını gösterir. Yani bir çokluğun istenen basit kesir kadarını bulmak için önce çokluk paydaya bölünüp birim kesir kadarı bulunur. Daha sonra bu miktar kesrin payıyla çarpılır. Örnekle bu bilgi kutusunu bağdaştıralım. 45 litre benzin bulunan bir arabanın deposundaki benzinin 9'da 7'si kullanılmıştır. Arabanın deposunda kaç litre benzin kaldığını bulalım. Arkadaşlar ne yapıyoruz bilgi kutusuna bize söylediği için? 45'i 9'a böldüm. Ne oldu? 5. 5 kere 9 45 0. Her bir parça 5 litre. Bunun kaç tanesini kullanmış? 7 tanesini. O zaman 7 çarpı 5 35 litre benzin kullanılmıştır diyebiliriz. Bana kaç litre benzin kaldığını soruyor. 45'ten 35'i çıkarırsam 10 litre kalmıştır diyebilirim arkadaşlar. 72 sayısının 4'te 3'ünü bulalım. 72 4'e bölüp 3 ile çarpmam gerekiyor ya arkadaşlar. O zaman pratik olarak 72 çarpı 3 bölü 4 yapabilirim. Burada da 72'nin paydasının 1 olduğunu biliyorum. Payları kendi arasında, payları kendi arasında çarpmam gerekiyor. Çarpalım. 72 ile 3'ü çarparsak 216 bölü 4 ile 1 çarparsam 4. 216'yı 4'e bölersek arkadaşlar 54 olarak bu sonuç bulunur. İlker aldığı televizyonun fiyatının 8'de 3'ünü peşin olarak ödemiştir. Peşin olarak ödediği miktar 600 lira. Arkadaşlar İlker aldığı bir televizyon. Bu İlker'in ödeyeceği toplam fiyat olsun. Bunu 8 parçaya ayıralım. 4, 5, 6, 7, 8. Bunun kaçını peşin ödüyor? 1, 2, 3. Ve peşin olarak ödediği miktar kaçmış? 600 lira toplam. O zaman her bir parça 200 müdür arkadaşlar? 200'dür değil mi? Aynı şekilde bu parçalar da 200. Televizyonun fiyatını sorduğu için televizyonun fiyatı kaç parça o zaman? 8 parça. Yani 8 tane 200. Bu işlemde 1600'e eşittir. Evet, bilgi kutumuza bakalım. Basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını bulmak için önce çokluk kesrin payına bölünür. Daha sonra bu miktar kesrin paydasıyla çarpılır. Arkadaşlar Sema girdiği sınavdaki soruların 5'te 4'ünü doğru cevaplamış. Sema'nın doğru cevap verdiği sayı
32. Olduğuna göre sınavdaki toplam soru sayısını bulalım. Bana bilgi kutusu ne diyor arkadaşlar? Doğru cevap verdiği sayı 32 ise 32'yi paya böl. Yani 4'e böl. Böldük 8. Daha sonra bulduğun sonucu yani 8'i 5 ile çarp toplam soru sayısını bul. Gördüğünüz üzere toplam 40 soruluk bir sınava girmiş. Bakalım 5 ile 4'ün doğru cevapladığı zaman gerçekten 32 mi? 40'ın 5 ile 4'ü çarpalım bu sonucu. 40 ile 4 çarparsam 160 bölü 5 o da eşittir 32 olarak bulunur. Sonucumuz doğrudur. Evet, sıra sizde. Size verilen sayıların istenen kesir kadarını bulunuz diyor arkadaşlar. 39'un 3'te 2'si. Nasıl yapıyoruz? 39'u önce 3'e bölüyoruz. 13. 13'ü 2 ile çarpıyoruz. 26. B şıkkını siz de defterinize yapabilirsiniz. İkinci soruya bakalım. Tolga 50 sorunun sorulduğu bir sınavda soruların 5'te 1'ini yanlış cevaplamıştır. Tolga'nın kaç soruya yanlış cevap verdiğini bulunuz. Yani bana 50 sorunun 5'te 1'ini soruyor. Nedir arkadaşlar? 50 bölü 5 o da eşittir 10. 10 soruya yanlış cevap vermiş diyebiliriz. 3. soruda 120 kilogram domatesin 8'de 3'ü satıldığında geriye kaç kilogram domates kalır diye bir soru yöneltmiş bizlere. Nasıl yapabiliriz? 120'yi 8'e böldüm. 15 defa var. 120. 15'te de 3'ü çarparsam 45 kilogram domates satıldığını bulurum. Bize kaç kilogram domates kalır diyor. 120'den de 45'i çıkardığımız zaman elde edeceğimiz sonuç 75 kilogram domates kalır olacaktır. 4. ve 5. soruyu size de defterinizde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, kesirler konusunun ilk bölümü burada sona erdi. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar, kolay gelsin.